silahla tehdit gibi çeşitli suçlar. Bu çok önemsediğimiz iki gelişmeyi Yiğit Can İlastan haberleştirdi ve o takip ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika gelişmesi var. Bakan Ali Yalikay'ın açıklaması. Arkadaşlar hazır mısınız? Verelim. Kalkan operasyonu. Sınır bölgelerimizde düzenlenen kalkan operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü. 82... Göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaparak ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz." diyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Geçtiğimiz haftalarda Bakanın Kurmay Ekibinden birisiyle yaptığım konuşmada şunu söylemişti. Bakan demiş ki: "Son dönemde düzensiz göçmenlere yönelik peş peşe operasyonlar yapıyoruz. Doğru yapıyoruz. Ama arkadaşlar bunu eğer bir tavsatırsak, bir gün bir hafta bile buna ara verirsek yeniden bu iş başlar demiş. O nedenle her gün ve her gün düzensiz göçmenlerle ilgili operasyonlara devam ediyorlar. Onu da bilgi olarak sizlere aktaralım. Ve şimdi Gazze'ye gideceğiz insanlığın utandığı yerde Halk TV'nin Dış Haberler Müdürü Işın El için geldi. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ve Gazze'ye gidiyoruz. Önce haberi izliyoruz. Sonra Işın'dan yorum alacağız. Günlerdir havadan, karadan hastanelere hedef alıyor. İsrail ordusu Gazze'deki şifa hastanesine operasyon başlattı. Hamas üyelerinin hastanede olduğunu iddia etti. Teslim ol çağrısında bulundu. Hamas hastane baskınından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu. 4.650'si çocuk, 3.145'i kadın, 11.320 can kaybı. İsrail Gazze'deki katliamlarını 40 gündür sürdürüyor. İsrail günlerdir hastaneleri ve çevresini bombalıyor. Dün akşam saatlerinde de şifa hastanesinin yoğun bakım ünitesini hedef aldı. Hastane günlerdir kuşatma altında İsrail ordusu alarm durumundaki hastane operasyon başlattığını duyurdu. Operasyonun bir istihbarat bilgisi üzerine düzenlendiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Hamas'ın saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak amacıyla hastaneleri kullandığını ileri sürdü. <laughs> Hamas Şifa Hastanesi baskınından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu. Daha önceki saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle yoğun bakım hastalarının yerleri değiştirilmişti. Bu saldırı sonrası hastalar yeniden başka bir alana tahliye edildi. Yeni doğan bölümünde kuvözlerden çıkarılan 30'dan fazla bebek. Onlar da daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi. Filistinli doktorlar uyardı. Bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığına dikkat çekti. Doktorlar bugüne kadar 3 bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü aktardı. <laughs> Filistin Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Şifa Kompleksi'nde sağlık personelinin hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Merkez İnsan Hakları Örgütü Anayasal Haklar Merkezi Gazze halkına yönelik soykırım önleyemedikleri gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine dava açtığını duyurdu. Şimdi bakın Gülşen Hanım diyor ki bu zulmü kim durduracak? Gülşen Hanım'dan bir soru. İbrahim Bey, emeklilikte Adalet Derneği olarak bugün meclisteyiz. Sesimizi duyurun lütfen İsmail Bey diyor emat der. Biliyorsunuz hak mağduriyetine uğradıklarını söylüyorlar ve bugün meclistelermiş. Arkadaşlarım takip edecekler. Dilek Arıtu Devlet Bahçeli'ye yönelik bir tepki ifade etmiş sosyal medyada. Yaman kesim bu bedeli kim ödeyecek? İsmail Bey Amasya'dan yazıyorum. Günaydın. 68 yaşındayım. Bugüne kadar gelip geçmiş siyasi iktidarların yaptıkları hatalar nedeniyle Hiçbirinin faturayı ödediğini görmedim. Bu bedeli zam, vergi, yoksulluk olarak işçiler, memurlar, emekler, çiftçiler ödeyecektir diyor. Yaman kesimde bize bunu anlatmış efendim. Şimdi Halk TV'nin dış haberler müdürüne ışın el içine dönelim. Şifa hastanesini de vurdular. Evet. Hafta sonundaki Halk TV'deki yayınlarınızı da izledim. Teşekkür ederim. Orada da aslında doktorlar konuşuyordu. Bölgeden insanlarımız konuşuyorlardı. Bir özet yapar mısınız? En son Tabii, durum nedir? Şimdi 40. gününde e, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve 11.200'den fazla Filistinli öldürüldü İsrail saldırılarında ama artık bundan bir yani bir son 3 gündür hatta 4 gündür eee doğru dürüst e, sayıları toparlayamıyor yetkililer. Neden? Çünkü hastanelerde artık e, yakıt yok. E, İsrail e, o yüzden de jeneratörler çalışmıyor. Bir kere iletişim yok. Yani elektrik yok, iletişim yok. Ayrıca İsrail işte kuzeyini işgal etti, Gazze'nin ve bir hat çekti kuzey ile güneyi arasında. Kuzeyde gerçekten de sokaklarda şu anda toplanamayan naaşlar, cesetler olduğu söyleniyor. Yani çatışmalar devam ediyor kuzeyde ve hastanelerin çevresinde. Haberimizde çok güzel vardı, el şifa hastanesine bu geçti bu akşam gece yarısı... E, bir operasyon belli ki yani içeriye girmiş İsrail askerleri hastanenin. Bu hastane neden önemli? Çünkü e, ha, bu hastane en tam teşekküllü en büyük hastanesi Gazze şerididir. 700 yataklı, 5 e, binası bulunan bir hastane ve e, bütün sağlık sistemini de hedef aldığı için İsrail hani bu en baş en önemli hastane. Bunu ele geçirmek o anlamda önemli. Ee, aynı zamanda İsrail'in gerekçesi bu hastane işte Hamas'ın yeraltı tünellerinin hani açılan merkez, karargahı gibi bir iddiası var. Bunu sadece içerideki doktorlar değil Amerika'dan oraya gitmiş çalışan doktorlar da e, yalanlıyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Hastanenin gene içindeki durumu da söyleyeyim size. 650-700 civarında hasta yaralı var. Bunu biliyoruz. Yani neredeyse bütün yatak kapasitesini doldurmuş durumdaydı. 700 civarında da doktor var içeride ya da belki biraz daha azdır. Ve 2000 ile 3000 arasında da kaçarak sığınmış insan var. E, haberimizde vardı işte yakıtın olmaması demek jeneratörlerin çalışmaması demek. Bu da hastanenin fonksiyonlarını yerine getirmemiz, getirememiz gerek. Çatışmalar çevrede olduğu için ve ayrı zamanda hastaneyi 3 yerden kuşatmış olan İsrail ordusu diyelim ki hastanenin bahçesine biri çıktı onlara da ateş ettiği için. E, hastanenin bahçesinde cesetler vardı. E, dün... 170... Türkiye'de bugün bak Gazze DNA polizay gazı bu, bu Almanya'daki fakat hemen yanında hastanede toplu mezar. İsrail Kesinlikle. tankları Gazze'deki şifa hastanesini kuşattı. Hastane müdürü açıklama yaptı bu konuda. Kuşatma nedeniyle mezarlığa götüremedikleri 179 cenazeyi yerleşkenin içinde açtıkları dev çukura topluca gömdüklerini söyledi. Kesinlikle tam bunu ekleyecektim. Bu da aslında ilginç. E, oraya da herhalde girmek Gel, istersiniz. He, e, i̇lişkilendireyim. Tabii şimdi dünya kamuoyları müthiş bir tepki duydular ve özellikle batılı ülkelerde, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidarlara etki etmeye çalışıyorlar. Yani gözümüzün önünde bir soykırım, e, bir e, zorla yerinden etme, bir etnik temizlik kampanyası yürütülüyor. Canlı yayınlarda izliyoruz. Bu nedenle de... E, yani bir şey yapılsın istiyor halklar ateşkes ilan edilsin diye gösteriler yapıyorlar. E, fakat e, bunun etkisi de olduğunu söyleyebilirim. İşte e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongrede bölünmeler başladı. Yani hem Demokratların kanadında hem Cumhuriyetçilerin kanadında. Yani artık hiç olmazsa bir insani arama. Mia kamuoyu aslında çok rahatsız olmaya başladı çok. ama bir taraftan da küresel sistem etkisiz kaldı. İsraili durduramıyorlar. Dün enteresan gelişmeler oldu. Netanyahu ile ilgili Türkiye'deki yasal sistemde bir takım hareketlilikler oldu. Bir Sonuç alır mıyız almaz mıyız bilmiyorum ama. Alamayız söyleyeyim ben alamaz size mıyız? hemen nedenini söyleyeyim. Şimdi o bir suç duyurusu hazırlandı ve Adalet Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanlığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göndersin diye Tamam. Şimdi bir aracı koydular. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş Hı. suçları konusunda bu tür suç duyuruları üzerine harekete geçebilmesi için uluslararası ceza mahkemesine taraf bir ülkeden ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden e, çağrı talep alması gerekiyor. Türkiye uluslararası ceza mahkemesine taraf değil. Dolayısıyla buradan, bu, sonra çalamayız. buradan bir sonuç bir şey. alınamaz. E, üstelik Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimleri aslında kendileri de bir soruşturma açmaya karar verebiliyorlar. Nitekim böyle bir soruşturma başladı. Hem e, İsrail'in hem Hamas'ın e, sabah savaş suçlarını hem Gazze'de hem Batı Şeria'da ve İsrail topraklarında incelemeye başladı. Peki. Şimdi bak bunlar Hürriyet'te. Arkadaşlar rica etsem Sözcü Gazetesi'nin manşetini ekrana getirir misiniz? Işın çünkü dünden itibaren İsrail korkmaya başlamış bizden. Evet. Demiş ki ya bu Türkler çok etkili ses çıkarıyorlar. Starbucks'ta kahve içmeyi bıraktılar. Burger yemeyi bıraktılar. Dolayısıyla bu Türklerin bu halkta böyle bir infial başladı. E biz bu Gazze'deki işgali durduralım, devlet terörünü durduralım demeye başlamışlar bunlar. Şimdi bak sözcü bugün. İsrail protestoda iktidar ciddi değil, halk komik. Bu kafayla mı Gazze'ye sahip çıkacaksınız diyor. Bakın efendim, şimdi haberi izlerken siz de düşünün. İsrail